Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bu videomuzda yine kendi tasarlamış olduğum güzel kelebekli tığ boyası yapacağız sizlerle. Kelebeklerimiz gerçekten güzel oldu. Birçok farklı kelebek tığ boyası var ama hepsi birbirinden yapılış da farklı, görünüş de farklı, güzel modeller. Bunu da dediğim gibi farklı bir şekilde ayarladım. İnşallah sizlere yapımını göstereceğim. Bu videomuzda bu yeri lacivert olan yazmayı kullanacağım. İplerim yeşil, pembe, şöyle gül kurusu tonlarında, koyu gül kurusu bir ipim var. Bunları kullanarak yapacağım. Tığ numarası olarak şöyle göstereyim. Çoğu videoların altında tığ numarasını soranlar oluyor. 20 numara. Normalde ben 21 numara tığıyla yapıyorum oyalarım ama kameranın karşısında 20 numarayla yapıyorum. Çünkü ucunda ipi çok fırtıyor. Fırtma olunca biraz video uzuyor. O yüzden 20 numarayı tercih ediyorum. Şöyle bakın, halkalarımız var. Kameram inşallah netleyecek ve ben de bunu size göstereceğim. Evet, netledi. Bu küçük boy halka. Kullanacağımız halka küçük boy serum halkası. Kullanacağız yapımda. Şimdi modelimi sizlere göstereyim ve inşallah beraberce yapımına geçelim. Bakın modelimiz bu şekilde. Yapımı zor değil. Halkanın üzerine önce yapacağız. Daha sonra da böyle yazmanın üzerine ekleyeceğiz. Gayet güzel ve hoş, farklı bir kelebek oyası oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kızlar, beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamadan videodan çıkmayınız. Şöyle tekrar göstereyim. Yazmanın üzerinde daha net ve daha güzel gözüküyor. Şimdi bunun yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitledim. Buradan halkamı aldım. Halkamın ortasına bir tane bu şekilde sık iğne yaptım. Şöyle ikinci sık iğneyi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Arka kısımdan bir tane battım. Şimdi aynı yere bir kez daha batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Bir kere battım. İkinciyi battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 1, 2 kere battım ara kısma. 3 tane yaptık. Beş zincir çekiyorum. 1, 2 kez ikisinin arasına battım. Tekrar 5 zincirimi çekip buradan batıyorum. Buraya bir kere daha battım. Bir kere daha battıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip halkanın içerisine inip 2, 2, 2, 2, 2. İkişer ikişer çıkardım. İkişer ikişer çıkardıktan sonra buraya tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Bakın burada sık iğnemiz vardı. Bir battık, bir de sık iğne yaptık. Buradaki sık iğnemize şöyle giriyorum tığımla. Bu şekilde kapatıyorum. Kapattıktan sonra bu kısma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle düzeltiyorum. Bakın bir kanadı 11. Buraya bir tane daha yapacağım. Buraya biraz fazla dolduracağım ki açılsın kanatlar diye. 12 tane yaptıktan sonra aynı halkanın içerisine indim. Halkanın içerisine indikten sonra bakın buraya bir tane sık iğne yaptım. Buradan dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip
kısma tığımı battım. Şimdi ikinciyi battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Tekrar şu ara kısma 1, 2 defa da battım. 5 zincir çekiyorum. Bu aradan 1, 2 defa batıyorum. Toplamda 4 oldu. 5 zincirimi çekip ara kısımdan tekrar 2 defa battım. Bakın 1, 2, 3, 4 defa battık. Şimdi tekrar 5 zincir çekip buradan bir kere batacağız. 1, pardon, bir kere demişim, 2 kere daha batacağız. 2. 1, 2, 3, 4 defa başına sardım. Şu alt kısımdan tığımı giriyorum. 2, 2, bakın ikişer ikişer tekrar bu şekilde çıkardım. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar şuradaki sık iğnenin içerisinden tığımı batıp buradan kapatıyorum. Alta geçip buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buraya da tekrar 12 sık iğnemi yaptıktan sonra bakın buradan aradan tekrar giriyorum ve buraya batıp kapatıyorum. Bu şekilde. Kapattıktan sonra buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Halkayı çeviriyorum. Şurayı çok zinciri küçük çekmeyin. Şu kenar kısımdan tekrar batıyorum. Buraya 1, 2 defa battım. Bakın bu kısma geçtim. İki kanadını yaptık kelebeğin. İki kanadını yaptıktan sonra alt kanatlarını yapacağız şimdi de. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip buradan batıyorum. Tekrar bir kez daha batıyorum. Şu yaprağımın şunun aynısından şuraya bir tane kanat yapıp döneceğim. Tekrar kameranın karşısında yapmaya gerek yok. Kanat yapayım, döneyim. Buraya üçüncü kanadımızı da yaptık. Şimdi buradan bakın. Üçüncü kanadı şuraya bir kere giriş yaptım. Şuradan bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle net göstersin. 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içerisine tığımı batıyorum. Şu üst kısma bir tane yuva bırakıyorum. Şu altından 1, 2, 3, şöyle düzeltiyorum. 4, 5, çok da sıkmayalım. Şuradaki çok da sıkı doldurmayalım. 6 sık iğnemi yaptım. Tekrar buraya indim. Bakın. Buradaki anteninin bir tanesi bu. Antenini yaptık. Buradan hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çekiyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içerisine tığımı batıp buraya tekrar 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım ve
taban kısma tekrar bir, şöyle iki tane anten yaptık buraya. Bir, iki tane sık iğne yaptım. Buraya bir tane daha sık iğne yapacağım. Bakın, buradan bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çekip tekrar dönüyorum ve buradaki son yaptığım sık iğnenin içerisine tığımı batıyorum. Bir, iki defa battım buraya. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Araya yaptığım sık iğnenin içerisine 1, 2 defa battım. Bakın, bu araya tekrar yaprak yapıyoruz. 5 kanat yapıyoruz. 1, 2 defa batıyorum. Şuraya şu kanattan bir tane daha yapayım. Döneyim sizlere, kanadın nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Başta gösterdim. Buraya dördüncü kanatımı yaptım. Dördüncü kanadı yaptıktan sonra aynı şekilde şu alt kısımdan giriyorum. Buraya bir, iki zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Bakın şöyle düzeltiyorum. Şu uç kısımlarını üçer zincir, dörder zincirden üçer tane batarak pimpirik yapıyoruz şuralara ve kelebeği tamamlıyoruz. Şimdi şuradan eklemesini yapalım hemen. Bakın şuradan bir, iki tane zincir çekip başına bir kez sarıyorum. Sıradaki tığ battıya batıp iki, iki çıkarıyorum. Tığ battılarım iki zincirden yapılmış. Bir, iki, üç, dört zincirimi çekip şöyle bir, 2, 3, 4 kez battıktan sonra hemen yanındaki tığ battıya batıyorum. Buraya 1, 2 zincir çekip yanına geçiyorum. Şimdi kelebeği alıyorum. Şöyle çeviriyorum. Şu zincirli kısmı, şurasından zincir geçen yer ters kısmı oluyor. Buradan, şuradan bir ikinci zincirden sık iğneden tığımı girdim. Buraya bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Bakın buradan sıradaki tığ battısının içerisine geçtim. Buradan bir, iki tane zincir çekip başına sarıyorum. Bir tanesi tığ battısı atlayarak yanına batıp hemen iki, iki çıkarıyorum. Buraya bir, iki, üç, dört zincirimi çekip bir, iki, üç, dört. Hemen bunun yanındaki tığ battıya batıp iki zincir çekip tekrar yanındaki tığ battıya geçiyorum ve kelebeğimin diğer kanadını şöyle alıyorum. Şuradan bir, ikinci zincirin içerisinden tığımı batıyorum. Çıkarıp bir zincir çekip sıradaki tığ battıya tığımı batıyorum. Buradan bir, iki zincir çekerek uzaklaşıyorum. Tekrar bir, iki zincirimi çekip başına sarıyorum ve iki, iki çıkarıp buradan batarak çiminin yapımına devam ediyorum. Bakın ekleme kısmı bu şekilde. Ben bu şekilde ekledim. Tabii ki siz istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Şimdi şu tepesindeki pimpirikleri yapalım. Şimdi bu tepe kısmına buraya zincir bırakmıştık. Batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı yerden batıyorum. Buraya isterseniz inci koyun, isterseniz de fıstık yapabilirsiniz. Uç kısmına. Araya 3, 4 tane zincir çekip diğerinin şöyle diğerinin üzerine geçtim.
zincirimi çekip buradan bitiriyorum. Şöyle bakın, modelimiz gayet güzel ve hoş oldu. Tabii şunları ben ütüledim. Bu ütüsüz. Bunu düzeltip ütülemek lazım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.